Evrim'in itirafını LED'den mi verelim yoksa VTR olarak mı verelim? Çünkü kısa olduğu için soruyorum. LED'den verelim mi? Tamam o zaman LED'den. Evrim'in çünkü bir itirafı var bu takımlarla alakalı da. Bakalım Evrim ne demiş? Uzak. Allah gönlüme göre verdi. Barış ve Berkan'dan <laughs> uzaktayız. Sen Berkan'ın selamı şey... Şeyini... Barış'la Berkan'a... <laughs> evet, onunla verecek. anlaşamadım çünkü... Yani o an ben oyun kaybetmiştim. Çok üstüme geldi. Sen oyun kazanınca çak yapıyorsun. E Berkan da bizden biriyle oyun oynamıştı, oyunu kaybetmişti. Hı hı. O zaman o da çak yapmamıştı. O yüzden. Evet. Allah. Gönlüme yani ben şunu anlamıyorum. Bir çak yapmadı diye Allah gönlüme geldi böyle bastıra bastıra söyleyip ki bu yarışmanın hani ben kendi düşüneceğim ama en efendi. En evet. az hatayla ilerleyen iki yarışmacısı, Berkan ve Barış. Yani benim ben Survivor'da olsam da Allah gönlüme göre verse keşke Berkan'la Barış'la aynı takımda olsam mesela. Yani bu kadar böyle Ama altını çizmene ne gerek var ki? Sevmediğini belirtiyor yani. Sevmiyor. Sevmeyebilir. Ama ve ne sevmediği... yaptı ki? Ne ya... yaptı böyle Allah gönlüme göre verdi diye? Bak Allah gönlüme ya göre. Bence Barış. de çok böyle büyük bir şey yapmadılar. Ama yani gördüğümüz kadarıyla yapmadılar bu arada. Ama neticesinde sevmiyor. Bu arada Çak mevzusu da şey bence çünkü Berkan galiba onu eleştiriyor. E aynısını Berkan da yapmış diyor. Yani bana çakmadığı için işte oh süper şükürler olsun biz aynı takımda değiliz demiyor bence. O sadece kendi de çakmadığı için herhalde Berkan ya da biri onu eleştirdi. E o da zamanda yapmış diye getiriyor ama olabilir sevmiyordur ve aynı takımda olmak istemiyordur. O zaman ben sana şöyle diyeyim. O zaman şöyle yapacaksın. Bu muhabbeti iki gün önce salladığın Sercan'la Elif'le değil Ardahan'la ve Yasin'le yapacaksın. Evet. Sen Berkan'la Barış'a salladığın kadar Sercan'a da Elif'e de sallıyordun. Ben hem orada Sercan'la Elif'in yani. de bir şekilde konuşmasını beklerdim. Çünkü aynı diyaloğu Sercan'la Elif de geçirdi. Bençteyken, yarışmadayken hani evet. Elif kaza Elif diyorum. Evrim kazanınca geliyor bize çakıyor işte En kaybedince... azından öyle deme demesi lazım. Evet yani hani sen de yapabiliyorsun aslında. Bize de çok kez yaptın bu durumu yaşattın gibisinden bir yorumda bulunuyor olması gerekiyordu. Ama belki de şöyle de bakıyorum olaya tartışma uzamasın biz evrimle tartışmayalım konu büyümesin diye de ha, öyle mi tamam deyip de geçiştiriyor da olabilir. Hani çok büyük bir suç değil tabii ki de bu. Ama evrimin olayları sadece kendine göre yorumladığını düşünüyorum. Çünkü Berkan'la alakalı daha öncesine dayanıyor. Olay çak mevzusundan önce aynı takımdayken bile iyi ki geldin bize enerji getirdin. Aa, iyi ki buradasın gibi bir konuşmanın sonrasında Konseye çıkıyorlar. Ben samimiyetsiz buluyorum Berkan'ı diyor. Sevmiyorum diyor, diyor. Cem Sevmiyorum. Falan. Elektriğimiz tutmadı ya da enerjimiz tutmadı gibi bir yaklaşımda bulunuyor ki o zaman daha bu çak mevzuları falan yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani hani bir insandan haz almayınca elektriğin tutmayınca tutmuyor olabilir ama yine de bu şekilde e, ithamlarda bulunmak da bana doğru gelmiyor. Ya sadece evrim için değil bu arada yani demin bu konu açtığın için o zaman işte Sercan'la Elif'le de bu şekilde konuşmayacaksın. O konulara girerse içinden çıkamayız. Yani neredeyse her yarışmacı için böyle bir 10-15 tane böyle konu açarım ben burada. Arkasından konuştu, yarın öbür gün sarıldı. İşte ağzına geleni söyledi. Ondan sonra aman kardeşim, canım kardeşim, biz çok iyi bir takımız dedi. Yani o yüzden bu seneyle alakalı bu konuları aslında böyle çok girmemek lazım çünkü hepsi alakalı böyle masaya en az 25 tane örnek. Bak dediğim ben. doğru değil mi? Yasin ile Ardan'la konuşsa bir mantığı var ama şimdi sen Sercan'a ve Elife de sallamışsın, konuşmuşsun. Bence Yasin'le de yapmışydı. Arşı takımdaydı. Ya tabii ki. Yani şöyle çok kavga ettiler ama o en son kavgaları artık işte bataklıktan aldım bataklığa sokacağım seni öyle vuracağım, şöyle yapacağım yani kendi silahınla vuracağım vuracağım derken. Yani ondan sonra artık Yasine de bu konuları böyle konuşmaması lazım. Ama yani bu lafları ettiği Yasine e, peşinden o kavga esnasında oyun alanında gidiyor mesela ağlayarak. Evet. Yani o yüzden neler neler. O ağlam, Sadece o da çok eleştirilmiş mesela Evrim neden ağlıyor diye. Yok orada geldi yani. mi? Mesela bana inandırıcı geldi. Sana yani da Yani şöyle yorumluyorum. Ben e, çok sevdiğim bir arkadaşına gerçekten Yasine Evrim arasındaki diyalogta ben onların arkadaşlıklarını çok çözemedim. Çünkü birbirlerini böyle e, o kadar çok hani hakaret ediyorlar bir şey diyorlar falan filan araları çok gerilse de neticede bunların ikisi de iyi bir arkadaşlar. Hı hı. Çıktıktan sonra da ben görüşeceklerine inanıyorum ama e, şöyle bir durum da var. Kimi e, kadın yarışmacılar için söylüyorum bunu oradayken kimse etkilenmez araya girer ayırır e, daha böyle duygularını saklayabilen insandır. Kimisi de çok duygusal olup bu durumdan en yakın arkadaşıma bir şey olacak diye de ağlayabilir, Tabii duygusallaşabilir. Yakın iki tane o yüzden ben ağlamasını da çok normal buldum. Ee, bizim zamanımızda da vardı. Mesela Aylin diye bir yarışmacı vardı. Aynı şekilde o da ...bizim takımda bir böyle gerilim olduğu zaman... ...o da ağlamaya başlıyordu. Ya da mesela Nihal Can'dan vardı. O da aynı şekilde ağladı. Hakan aynı Sema... şekilde. <laughs> Sema da aynı şekilde. Çok keps olmuş. O yüzden söylemek bir istedim. <laughs> <yani>. evet, <laughs> ya şöyle, arka, bir... <laughs> şöyle bir durum var. Bizde de Sema çok etkileniyordu biliyorsunuz. İşte benchin arkasına gidiyordu, ağlıyordu. Yani kimi kadın yarışmacılar bu konularda daha hassas olabiliyor... ...arkadaşlarına zarar gelebilecek diye düşünerek. O anlamda da ben evrimi eleştiremiyorum. Yani duygusallaşmış olabilir... Yani çok tedirgin normal geldi evet. İki tane çok yakın arkadaşı kavga ediyor. Tedirgin oldu. Yani aynı şey neden işte o Barış'la işte Yasin ettiğinde yaşamadı? Çünkü orada bir tarafta Barış vardı işte sevmediği Barış vardı. Gene Yasin vardı orada ama e, bu sefer iki tane çok yakın arkadaşı. E bir de artık sonlara geldiler. Artık iyice sıkıldılar. Yani bu dönemde artık Tabii. ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? Hani gün tam sayıyoruz. çok evet, gün sayıyorsun. E tedirgin oldu bence yani çok normal bir e, evet. şeydi. Şimdi bir de hani evrim o zamanlar dokunulmaz değil mi? Evet. evet. Şey ne, ne zamanlar? Yani e, elem yazılmıyordu. Evet. İki kadında da yazılmıyordu. yazılmıyordu. O zamanlar daha böyle şeydi <laughs> tabii.